Tamam. Ben bir 11 yıldan beridir, 11 neredeyse 12 yıldan beridir Kadıköy Belediyesi'nde çalışıyorum. Ben böyle bir maaşı rüyamda görmedim. Yani 4.972 lira diye bir açıklama yapmış. Ben buna günden razıyım. Sanırım bütün arkadaşlarım buna evet der. Böyle bir maaşın, böyle bir teklifin bir gerçekliği yok. Yani olmuş olsa idi. Sendikada işçiler de buna çoktan evet derdi. Bu sürece varmaz. Bize teklif edilen bizim yani sendikanın da temsilci arkadaşların da tutanaklarda paylaştığı, bizimle paylaştığı tutanaklarda var. 3200 lira maaş ve bir de ikramiye diye bir şey var. Bir de ayrıyeten 3000 lira, 3200 liranın üzerine %7 zam. Şimdi TÜİK'in verileri bile bunun 2 katı. Yani %7 açlık sınırının biz çok şu anda altında çalışıyoruz. Yani ben şu anda 2900 küsür lira bir maaş alıyorum. Yani 3000 liraya yakın maaş alıyorum. Bana 4.972 lira derse 3 yani neredeyse bunun 2 katından fazla bir maaş. Ben inan burada halay çekerim. Çoktan halay çekerim. Ama yok öyle bir şey. Ama ben madem böyle bir niyetleri var, madem bunu telaffuz ediyor belediye başkanı, net 4.970 lira net maaş veriyorsa, teklif ettiyse, eğer buradaki sendika, temsilci arkadaşlar kabul etmiyorlarsa ben kendim burada belediyenin önünde yakacağım. Yakmazsam ben işçi değilim. Ben namerdim. Yakacağım ve bunu kabul etmeleri için her türlü şey yapacağım. Ama yok böyle bir gerçeklik, yok böyle bir teklif. Ben böyle bir şey, böyle bir algı yaratmayı da doğru bulmuyorum. Sonuçta bu işçiler yıllardır bu belediyeye, buradaki Kadıköy halkına emek vermiş, emek veren emekçi insanlar. Bunlar evlerine gerçekten sorunsuz ekmek götürmekle yükümlüler. Aileleri var. Baktıkları çocukları var. Okullara giden çocuklarına yani karne hediyesi, çocuklarına ayakkabı alabilecek şu anda şeyleri bile yok. Durumlarda bile değiller. Bunlardan birisi de benim. Onun için bence gerçek şeyler söylensin. Gerçekle alakalı olan şeyler paylaşılırsa çok daha iyi olur. En az da şurada Kadıköy halkının, kocaman bir ilçenin halkın aklıyla bence dalga geçilmesin bence. Çok doğru bir yaklaşım değil bu. Bizim şu anki grevimiz ne belediyeye, ne belediye başkanına ne de Kadıköy halkına karşı değil bu. Bu bir hakkımızı istiyoruz. Yani biz bir orta halde geçinebilecek, yaşayabilecek bir durum istiyoruz. Böyle bir mücadelenin peşindeyiz. Yani başka biz Kadıköy Belediyesi'nden başka bir şey istemiyoruz. Ve biz çok demokratik hakkımız olan bir hakkımızı kullanıyoruz. Buradaki siyasi irade parlamentoda miting alanlarına şurada burada konuşurken çok büyük laflar ediyorlar. Yani emekten, işçiden yana, sürekli emeğin yanında olduğunu, açlık sınırını, yoksulluk sınırını, bizim belediyelerimizden böyle olmadığını, çok rahat, çok iyi maaşlar aldığını söylüyorlar. Bunlardan dem vuruyorlar. O zaman bunun gereğini yapsınlar. Yani şu karda kışta ben 56-57 yaşında bir insanım. Ben keyfim için burada şu soğukta niye bekleyeyim ya? Yani keyif için bu şey yapılmaz. Ben bir de bu süreçte maaş da alamayacağım. Herkes bunu biliyor. Onun için bu grevin ne bize ne de belediyeye çok büyük şeyi yok aslında. Yararı yok. Ama sonuçta bu da bir demokratik hak arama mücadelesi. Biz de bunu kullanmak zorunda kaldık. Çünkü sorun bizde değildi. Sorun bence belediye yetkilerini ve aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurduğu ucube Sodemsen denen bir ucubenin sayesinde bence iş buraya geldi. Yani gereği yoktu Sodemsen diye bir sendikanın, işveren sendikasının işçiler arasına set kurması için kurulmasına gerek yoktu. Yani belediye yetkilileriyle yıllardır kadrolu işçiler oturup toplu sözleşme görüşmeleri yapıp zaman zaman elbette grevler, gergin anlar yaşanmadı mı? Yaşanmıştır bugüne kadar. Ama en son çok iyi bir şekilde anlaşılmış ve süreç buraya kadar gelmiştir. Ya biz de bunu istiyoruz. Bizim de istediğimiz, biz çok şey istemiyoruz. Gerçekten çok şey istemiyoruz. Ya biz yıllardır, ben yani 12 yıla giriyor buradayım. Pardon. 12 yıldır ben sürekli sorunlarla yani buraya kadar geldik ama yetmiyor artık. Ya düşünün, bir kilo domates 8.000 lira olmuş. Ya benim yövmem, brüt yövmem 90 küsür lira ya. Yani ben 8-9 kilo domates alabiliyorum bir gün çalışmayla. Hiç yemeyeceğim bir de orada. O gün yemeyeceğim, 8-9 kilo domates alayım. Başka bir şey alamıyorum. Ya böyle bir şey var mı ya? Bir simit olmuş 2,5 liraya. Şimdi ben anlayamıyorum. Ben kendi maaşım üzerinde %38 şey yapıyorum. Benim maaşım 3.000 lira. %40 bile olsa 1.200 lira bir zam eder. O da eder 4.200 lira. Peki 4.200 lira, 800 lirası nerede? Nasıl oluyor? Yani öyle bir şey yok yani. Nasıl hesaplıyor bence? Yani bu şimdi şöyle yol, yemek, her şey içerisinde sanırım şey yapıyor. Ya maaşlarda yol, yemek, ya ben yol paramı buraya işe gelmek için kullanıyorum. Ben evime bir katkısı yok. Yemeği ben buraya işe geliyorum, burada tüketiyorum. Onun benim evimde, benim çoluk çocuğuma bir katkısı yok. Ya bunu hesaplamak, maaş olarak hesaplamak çok büyük bir saçmalık. Ben böyle bir şey olmaz. Yani bana bunun dışında bir şey söylesinler. Yani gerçekten yaşanabilir bir maaş istiyoruz biz. Başka bir şey değil. Yaşanabilir. Yani şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Elbette belediye yetkililerinin kaç para, belediye başkanının şunun kaç para aldığı beni çok ilgilendirmiyor. Ama belediye başkanları ve diğer yanındaki insanlar bir de empati yapsınlar. Söylüyorlar ya yani asgari ücretle bir milletvekili gelsin verelim nasıl geçinecek diye. Ben de aynısını söylüyorum. Yani bir işçiyle yönetenler, belediye yönetenler işçiyle bir empati yapsınlar. Gerçekten işçiye verdikleri maaşı kendileri alsalar geçinebilecekler mi? Kendilerinin şartlarından, kendilerini şu anki şartlarından kısıyorlar mı? İşçiye işte şey olduğundan işçinin hemen önüne bütçeyi koyuyorlar. Peki kendileri için bütçe, buradaki yetkililer için bütçe yok mu? Yani bizim amacımız gerçekten belediyeyi de bence belediye başkanını da daha da iyi yerlere çekmek için uğraşmaktır. Biz rahat çalışalım. Yani kafamızın herhangi bir yerinde çocuklarımıza götürecek ekmeği sürekli düşünmeyelim. Onun için herkes işine odaklansın ve belediye daha iyi yerlere gelsin diye herkes mücadele ediyor. Onun için biz hakkımızı istiyoruz. Yani bizim belediyeyle, belediye başkanıyla, Kadıköy halkıyla herhangi bir sorunumuz yok. Bu böyle bilinsin. Kadıköy halkı da gerçekten bizi iyi dinlesin. Yani 2300 kişinin gerçekten bu soğukta yani keyfi burada olmadığını Kadıköy halkının bence düşünmesi gerekiyor. Kadıköy halkının gerçek bir empati yapması lazım.